İmzadan iyi akşamlar. Gün boyu iş dünyası ile ilgili, ekonomi ile ilgili teorik bir sürü bilgi ve notları aldıktan sonra, dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri aldıktan sonra bu akşam İmzada aslında iş dünyasının göbeğinde ve çok farklı sektörlerde farklı işleri olan bir konuğumuz var. Sayın Ahmet Ahlatçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben özellikle böyle bir giriş yapmak istedim. Tabii ben grubunuzun yaptığı çeşitli ticari faaliyetleri biliyorum ve bunların bütün hepsinin başladığı o Çorum'daki sizin ilk dükkan geleneğini sürdürdüğünüz Kuyumcu'da da mesela farklı şeyler gördüm. Neyi gördüm? İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir kuyumcuya gittiğinizde alışverişinizi yaparsınız ama sizin orada mesela mutlaka her müşteriyle ilgilenildiğini, bir ikramda bulunulduğunu falan gördüm. O yüzden oradan başlamak istiyorum. Herhalde 80'li yıllarda başladınız. Evet. Niye başladınız ve orada nasıl bir böyle benim de dikkatimi çeken, size fark oluşturan bir özelliğiniz oldu? Efendim öncelikle ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu fırsatı verdiniz. 1984 yılının Şubat ayında efendim Çorum'da küçük bir kuyumcu dükkanı ile ticari hayatımıza başladık. Bu gördüğünüz o şey şuradan kaynaklanıyor. Biz misafirimize bir ikram ederiz, Allah bize 10 katı verir. Bu özelliğimiz. Bizim kuyumcu dükkanımıza kim gelirse bir şey alsın almasın mutlaka ilgileneceğiz. Misafirimiz olacak, ikramda bulunacağız. Bu bizim anayasamız. Yaşam tarzımız bu. Daha sonra işte o kuyumcu dükkandan üretim, fabrika, rafineri büyüttük. Bugüne geldik. 36 sene itibariyle geldiğimiz şu anda 6 ana sektörde 34 şirketle faaliyetimize devam etmekteyiz. Peki diğerlerine girelim ama özellikle altından devam edelim. Mesela ben altın rafinerisi bilmiyordum. İlk defa sizin orada görmüş oldum. Evet. Ve altın rafinerisinde yapılan işlemleri görünce, ziyaretçilerin gezmesiyle ilgili doğal olarak oluşturulan işte adeta bir labirent gibi diyeceğimiz, üretimle ziyaretçiyi karıştırmayacak yolları falan görünce, tabii altın gibi çok hassas, gerçekten tarih boyunca da değer ifade etmiş bir madenden bahsediyoruz. Etkilendim. Yine evet. Üretim konusunda da sizden şunu duymuştum veya size sormuş olayım. Mesela bir ton topraktan işte siz o zaman demiştiniz ki 7-8 gram yandığında altın çıkıyorsa bu verimli bir madene işaret eder. Gerçekten madenle, altınla ilgili baktığımızda bu işin en alt ve en üst sınırları nedir? Yani altın nasıl üretilir? Şimdi tabii o rafineriyi dünyayı gezdim ben. En modernini yapmak istedim. Otomatik, hiç elle insan faktörünün yanılgısını ortadan kaldırmak için ve en ne diyeyim artık teknolojisini yaptık. Hı hı. Bu da bize şunu getirdi. Dünyada 62 tane rafineri var. Bunların içerisinde bize gelip inceleyen, gerek Londra'dan gerek yurt dışından gelenler şunu söylüyorlar. Bu hakikaten dünyada bundan 2 tane var diyorlar. Yani o gezdiğiniz zaman çalışanlarla sizin aranız açık, arada yollar var. Onları hep pencereden, camdan görüyorsunuz ama ne siz onları duyuyorsunuz ne onlar sizi duyuyor. Bu şekilde. Şimdi biz orada ne yapıyoruz? Bir madenlerden gelen takus şeklinde dediğimiz külçeleri 24 ayar yapıyoruz ve gerek Merkez Bankamıza veya ihtiyaca veya yurt dışına ihracat yapıyoruz. Ya da buradaları alıyorsunuz. Ya da ikincisi tüm Türkiye'den biz aynı zamanda Anadolu'nun tek altın rafinerisiyiz. Yani İstanbul'da 3 tane var ama Anadolu'da tek var. Altının fiyatı çok çıktığında Türk halkı bütün altını satar. Sattığında yani Türkiye'den günde 1,5-2 ton altın almak mümkün. Alırsınız, onu eritir, 24 ayar külçe yaparsınız ve gönderirsiniz yurt dışına, ülkemize. Döviz gelir. Yine düştüğü zaman da tekrar alır, ithal edersiniz. Böyle bir şey. Şimdi madenden çıkma yerine gelince de
2 gramla 13 gram arası. Yani 1 ton toprakta 2 gram varsa bu işlenebilir yerine göre. Hele 7-8 gram varsa çok rantabl bir ocak demektir. Bu da ülkemizde 2 de var, 5 de var, 8 de var. Ülkemizi de yıllık altın topraktan, kendi öz topraklarımızdan şu anda çıkan 33 ton civarında. Öyle mi? 33. Evet, 33 ton ama bu 50 tona kadar çıkarılabilir. Peki yine altından devam edelim. Özellikle bu Venezuela'daki kriz döneminde, hatta belli yayın organlarında zaman zaman sizin adınız da zikredildi. Evet. İşte Venezuela'nın altınları bize geldi, gelecek, tam geliyordu, şöyle oldu, böyle oldu diye. Aslında sizi bulmuşken böyle altınla bahsimizi açtık ve buradan evet, devam edelim. Ne oldu, o Venezuela'daki altınları işlediniz mi? Şöyle, 3 Aralık'ta, geçen sene 3 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla Venezuela'ya gittik. İşte Maduro'nun sarayında Maduro Sayın Cumhurbaşkanımıza, işte biz yılda 270 ton altın üretiyoruz. Ama bunu işte Amerika'ya gönderiyoruz rafinettirmek üzere, onlar paramızı vermiyor. İsviçre'ye gönderiyoruz, onlar vermiyor. Yine İngiltere'ye gönderiyoruz, onlar vermiyor. Biz iyi bir rafineri yapsak da burada, kendimiz külçe yapsak, onu da direkt bize dolar gelse, bu konuda yardımcı olur musunuz deyince, Sayın Cumhurbaşkanım da dedi ki, işte ben Ahmet Ahlatçı Bey'in rafinerisini, ben açılışını yaptım. En modern rafineri, buyurun gelin gezin dediler. Ve bu geziden 45 gün sonra Maduro'nun yardımcısı Tarık Esami Çorum'a geldi. Çorum'a gelince, biz tabii herkesi misafir ediyoruz. Ben rafineri kurarken kimse bana rafinerisini gezdirmedi. Dünyada hiç kimse. Niye? Gezdirmiyorlar. O teknolojiyi öğrenmesin diyorlar. Biz yapalım diyor. Ama ben buyurun diyorum. Geldi, gezdi. Efendim işte çok son derece ben gezdim 5-6 rafineriyi. Hiç böylesini görmedim dedi. Çok beğendi. Efendim yemek ikram ettik. Başka bir şey olmadı ve çekti gitti. Onun üzerine basın ilanında işte Venezuela'nın altınları Çorum'a gelecek falan filan. Adam gittikten sonra Trump 5 gün sonra muhalefet liderini başkan ilan etti. Başkan ilan edince altının gelmesini bırakın, hiçbir şekilde yani işlemeyi bırakın, öyle bir şey hiç gelmedi. İşte Maduro oradaki isyanı önleyeceğim, ona bakacağım, buna bakacağım diye. Şimdi sanıyoruz Rusya parayı götürüyor, işte altını alıp kendi ülkesine geliyor. Yani böyle bir şey hiç olmadı. Biz zaten 36 yıllık ticaretimizde dünyadaki ne riskli bir ülkeyle ne de bir riskli işi yapmıyoruz. Yani böyle bir iş yapmıyoruz. Yasaklanmış bir iş. Onu hiç bize altın gelmedi. Ülkemize gelmedi daha doğrusu. Bu şeyden önce gelmiş bir takım altınlar İstanbul'a ama bu hadiseden sonra hiç altın gelmedi. Biz de hiç işlemedik. Evet. Peki altınla ilgili biraz daha devam edelim. Siz mesela demin bahsettiğiniz bu ameliyeler sırasında altın herhangi bir kayba uğruyor mu? Diyelim ki hurdası toplanıyor, tekrar yeniden işleniyor. Bütün bunlar sırasında altın bir kayba uğrar mı? Çok az. Şöyle, mesela üretimde şöyle düşünün. İşte her gün 100 kilo bilezik üretiyoruz. Ama akşam fabrikadan aldığımızda 99 kilo 950 gram alırız. 50 gramı işçilerimizin elbisesinde, işte ayakkabısında, çorabında, terliğindedir. İşte 3 ay yazdığınızda bu ne yaptı? 4,5 kilo yapar. 3 ay sonra buna biz ramat deriz. Bunları alırız. Bütün elbise, atlet, efendim sigara izmariti, aklınıza ne geldiyse oradaki bütün çöpü, gübürü toplarız. Ramat yaparız, yakarız. O 4,5 kilodan yani 4 kilo 300-350 gramını geri almamız lazım. Tekrar geriye alıyoruz. Evet. Geri aldığımızda oradaki bir 150 gram, 200 gram nefesten altın tozundan yutulmuştur veya başka olmuştur. O kadar cüzi bir şey geri dönmeyecektir. Dönmez, kaybodur. Peki, bütün Türkiye'yi saran bir dağıtım organizasyonunuz da var diye biliyorum. Evet. Bu nasıl bir şey? Yani şu anda o üretimimizi nasıl dağıtıyorsunuz? Bütün Türkiye'de 26 tane pazarlama arabamız var. Bunlar her pazar günü çıkarlar. Bütün kuyumcuların siparişlerini 2600 kuyumcuya
bilezik, alyans ve küpe, yüzükten oluşan ziynet eşyaları üretir, satarız. Ayrıca tabii diğer şeye geleceğim. Siz onu soracağım. Evet. Peki altında başladınız, bütün bunları yaptınız ama farklı sektörlerde de farklı yatırımlarınız oldu. Şimdi Ahlatçı Holding'e baktığımız zaman hangi sektörlerde ne tür işleriniz var? Şöyle, bizim 2018 yılı ciromuz 75 milyar TL. Yani dolar cinsi, geçen yıl ciromuz 14 milyar dolar. Türkiye'nin altın üretim ve ihracat alanında önemli bir yere sahip olan grubumuzun 3200 çalışanı ile güçlü bir insan kaynağı mevcut. Güzel. Yani Çorum'da her 8 evde birinde benim bir çalışanım var. Bundan da gurur duyuyorum. Peki, yani tabii ki bunu saygıyla karşılıyorum ama sormak istiyorum. Şimdi Anadolu'da böyle büyümeye başlayan grupların çoğunun bir müddet sonra gözü Ankara'da, İstanbul'da, daha çok İstanbul'da, evet, olur. Evet. Böyle bir şey hiç düşünmediniz mi? Hiç düşünmedim. Ben doğduğu yeri terk etmeyen nadir iş adamlarından biriyim. Çorum'u seviyorum. Oraya hizmet etmeye zevk alıyorum. Yani 15 günde bir İstanbul'a gelmekle veya Ankara'ya gitmekle de işlerimi yapıyorum. Onun için benim her şeyim, tüm yatırımlarım Çorum'da. Çorum'da diyorsun. Evet. Peki ciddi de bir ihracatınız var. Tabii. Mesela bu havaalanı, yani Çorum'da evet, şimdi sizin ihracatınızı daha da arttırmaya belki müessir olacak bir havaalanı olabilir. Şu anda siz yanılmıyorsam işte Merzifon'da, evet, ortaklaşa kullandığınız bir havaalanınız var. Çorum'da bu sadece sizin ve sizin dışınızdakilerin de yaptığı ihracata baktığımızda havaalanı konusunda ne tür bir en azından planlama var? Şimdi 91 yılında her ile bir havalimanı projesinde %22-23'ü tamamlanmış, yarım kalmış böyle bir havalimanımız var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok istirham ediyoruz. Yani geçen sene Çorum'a geldiğinde kendisi, bizim ihracatımız geçen yıl 27 ülkeye yaptık, 543 milyon dolar. Kendisi şöyle söyledi, 17 ilin ihracatı 1 milyar dolar ve üzeri. Buranın ihracatını ben beğenmedim, 1 milyar dolar yapın. Efendim, buraya altın merkezi yapalım dediler. Biz de kendisinden havalimanı istiyoruz. Yine sık sık görüşmelerimizde havalimanını talep ediyoruz. Çok fazla bir maliyet değil. Efendim, yani bu, ben bu sene şu anda 830 milyon dolardayım. Cumhurbaşkanıma verdiğim sözü, 1 milyar dolar sözünü tutacağım. Kendisinden de diyeceğim ki benim Çorum'a, ben Çorum'u terk edip İstanbul'a gelmiyorum. Gelmeyeceğim de. Oradan bu ihracatı ikiye katlayayım, üçe katlayayım. 3200 kişi çalıştırıyorum. Onu 5000 yapayım, 10.000 yapayım. O sözü verip inşallah bir havalimanını sözünü alacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Peki gerçekten de böyle bir havalimanının olması ihracatta ciddi bir artış anlamına gelecek mi? Tabii ki. Tabii ki. Çorum'da üretiyorsunuz. Zırhlılarla İstanbul'a taşıyorsunuz. Çünkü Merzifon Havalimanı'nın saatleri uymuyor. Efendim, oradan İstanbul'dan ihracat yapıyorsunuz. Oysa ki Çorum'da havalimanınız olsa, sabah 7'de İstanbul'a gitse, akşam 10'da gelse, buradan veya gün içerisinde gidip gelse ihracatımızı üretimden direkt verip bizim için daha çok kolay olacak. Ama inşallah Cumhurbaşkanımız o müjdeyi bize vereceğini tahmin ediyorum. Evet. Peki siz İş dünyasının içindesiniz. İşte aktif olduğunuz başka sektörler de var dedik. Onları böyle kısa kısa onları değinseniz şöyle, mesela şöyle neler yapıyorsunuz? Ineyim. Biz altı ana sektördeyiz. Birinci ve ana sektörümüz altın ve döviz. Bura bizim şeyimiz, sevgilimiz bu. Yani şimdi Türkiye'de belli bir yerdeyiz ama burada dünyada belli bir oyuncu olmak istiyoruz altın konusunda. Geçen seneki ihracatımız 27 ülkeye 543 milyon dolar. Bu rakamla geçen yılın altın sektörünün ihracatta ikinci firması olduk. Çorum'dan çıktık ve ikinci firması. Türkiye iç pazarında da 2600 kuyumcuya, seçkin kuyumcuya, her ilde 10-15 kuyumcuya üretim yapmaktayız. İşte bilezikte %40 payımız var.
Allianz'da %30 ve spot altında da %20 pay sahibiyiz. Yine altın dövizde TC darphanesinin özel ayar evi yetkimiz var. Bu yetki Ankara ili ve bütün Doğu illerindeki gümrüklerle altın ithalı olursa gümrük müdürleri bize ayarını soruyor, onlara hizmet veriyoruz resmi anlamda. Enerji sektörümüz var. Enerji sektöründe bu ikinci sektörümüz işte Çorum, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu illeri ve 38 ilçede doğalgaz dağıtımı yapıyoruz. Bu doğalgaz dağıtımını aşağı yukarı en iyi anlamda yapan firmayız. Yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bu illerden hiç şikayet gitmiyor dersek yeridir. Bunu iyi anlamda yapıyoruz ve Türkiye doğalgaz dağıtımında %8 paya sahibiz. Yine Türkiye'de 35 megawatt güneş enerji santralımız var. Bunlarla da elektrik üretiyoruz. Peki bu güneş özellikle yeni, özellikle dünyada da farklı ülkelerde evet. sıkça gündeme geldiği için ve gerçekten de bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bir imkanı enerjiye çevirmek anlamında olduğu için. Mesela güneş konusunda sizin yaptığınız işin dışında Türkiye'nin yaptığına baktığımızda Türkiye şu anda bu alanı yeterince yerinde doğru kullanıyor mu? Başka yapması gereken ne var bu alanla ilgili? Evet. Şimdi Türkiye'de yollarımız çok güzel oldu. Her yer otoban. Efendim yol. Ama Türkiye'de tarım dışı taşlık alanlarının hepsi güneş enerjisi olması lazım. Bunun için de Trafalgar'da otoban kurulması lazım. Yani bunu kurarsak bizim enerji ihtiyacımız 65 milyar dolar. Bunu dışarıya ödüyoruz. Burada işte şura bir taşlık alan. Efendim buraya güneş enerjisi koyacağız. Trafo'da yeri yok deniyor. Yani ürettiğiniz elektriği tüketim merkezine taşıyacak yolumuz yok. Kablomuz yok, hattımız yok. Bu hatlar hemen yapılmalı ve Almanya'da ortalama 1 megawatttan 900 kilowatt saat üretiyorsunuz. Ama her yer, yolların kenarları, her yer güneş enerjisi. Bizim en kötü kuzeyimizden başladığımızda Karadeniz'de 1400'den başlıyoruz. Akdeniz'e, Van'a 2000'e iniyoruz. 2 milyon kilowatt saat. Bunu bu kadar güneş Allah bahşetmesine rağmen yani bunu en acilen. Sonra ülkemizde 22 milyon ev var. Bunun çatıları. Bunlara şöyle bir kredi verilerek geçmiş 10 yıldaki elektrik faturanızı gelecek 10 yılda aynen taksitlendirin, ödeyin, çatıyı kaldırın, güneş enerjisi yapın. Bununla ilgili yasal altyapı tartışılıyor. Tartışılıyor da yasal altyapıdan sonra işin ekonomik kısmına kredi verilmesi gerekiyor. Hı. Yani sizin bir eviniz var. Üstüne eğer bu krediyi alır da 10 yıl vadeli normal 10 yıl önceki taksitlerle evin elektrik parasını kaça ödüyorsam öyle ödüyorum dese herkes yapar. Ve bu ülkemize çok çok güzel bir getiridir. Yani şu anda inşaat yapıyoruz. İnşaatın her inşaatın bize göre %70'i ithaldir, dövizdir. En başta işte kumdan, işte çakıldan, agregadan çimento üretiyoruz. Onu da üretirken elektrik harcıyoruz. O elektriğin de %40'ını doğalgazdan elde ediyoruz ve ona da döviz veriyoruz. Çünkü 1 megawatt güneşten kim yapıyorsa onun elini öpmek lazım. Ayda ortalama 21 bin dolarlık doğalgaz ithalinin önüne geçiyor. 1 megawatt güneş enerjisi yapan. Yani, Türkiye'nin burada daha alacağı çok yol var. Çok yol var. Yani biz orada bu şeydeyiz. Sağlık alanında şeyimiz var. Sağlık alanında Supra Sağlık Şirketi ile 20 devlet hastanesinin görüntüleme işini yapıyoruz hizmet alımı şeklinde. Bu 2002'de projemiz, 2002'de MR'a 6 ay sıra veriyorlardı. Biz böyle bir projeyle Sağlık Bakanlığı'na gittik. Dedik ki biz MR Tomo'yu biz alalım. Efendim siz SGK'den ne alıyorsanız onu hastaneyle paylaşalım. İnsanlar sıra beklemesin dedi ve 6 ay sıra beklenen MR'da şimdi aşağı yukarı tüm devlet ve özel hastanelerde bu MR hizmeti hizmet satın almasıyla doktorlar hastayı gönderiyor. Biz MR'ını çekiyoruz, efendim raporunu, yorumunu yazıyoruz ve doktora gönderiyoruz. Ay başında da
fatura ediyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Yine Çorum'da iki tane özel hastanemiz var. Efendim, bunlarla hizmet yapıyoruz. Gayrimenkul alanda Çorum'un AVM'si yoktu. 2015'te böyle 51 bin metre kiralanabilir alanı olan, 145 bin metrekare inşaat alanı olan bir AVM yaptık. İşte o AVM şu anda Çorum'a hizmet ediyor. Bu anlamda iyi bir şey. Yine halihazırda efendim 1500 kişilik bir öğrenci yurdumuz var Çorum'da. Elazığ ve Konya'da şehir merkezlerinde efendim yatırım yapmaya müsait iki tane büyük arsamız var. Bir iki yıl içerisinde sahip olduğumuz gayrimenkulleri GYO yaparak halka arzı planlıyoruz. Buna da hazırsınız. Evet, evet. Otomotiv sektöründe Çorum'da Volkswagen, Seat, Skoda, Doğuş grubu yetkili satıcılığı ve servis faaliyetlerini yürütüyoruz. Bir de finans sektörümüz var, altıncı sektörümüz. Hı hı. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ ile hisse senedi, vadeli piyasalar, opsiyon ve yurt dışı vadeli ürünler, yatırım danışmanlığı ve kurumsal finansman, halk arz, şirket birleşmeleri gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Peki, evet. O zaman bir diğer soruya geçmeden önce, şimdi bütün bu dallarla ilgili ticari faaliyet gösterdiğiniz alanlardan söz ettiniz. Evet. Ama bunun ötesinde özellikle döviz ve finans piyasalarından da bahsolununca ben şunu sormak isterim. Şimdi son bir yıl içerisinde zaman zaman özellikle döviz dalgalanmaları yaşadık biz, evet, ülke içinde. İşte buna bağlı olarak, doğal olarak faizler de sıkça gündemimize geldi. İşte bu dalgalanma veya dengelenme dönemlerini çok yaşadığımız için şimdi önümüzdeki günlerde de Merkez Bankası'nın planlanmış 3 toplantısı var zaten. Evet. Mesela siz 40 yıla yakın zamandır hem piyasanın içindesiniz hem de böyle hem özel sohbetlerde hem böylesi televizyon programlarında açıkçası kendi tecrübelerinizi paylaştığınız zaman da biz de ilgiyle izliyoruz. Evet. Mesela şu anda bu dalgalanmaları nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir tahmininiz var? Biz dövizde ve özellikle faizde yıl sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Bir tahminde bulunur musunuz? Önce şeyden gidelim, dolarda. Hı hı. Şimdi efendim, doların fiyatı Türkiye'de ne olmalı? Hı hı. Şöyle bir formülü var. Yıllık ortalama enflasyon artı yıllık ortalama faizi toplayacaksınız, ikiye böleceksiniz. Şimdi yıllık ortalama enflasyonumuz kaç? 16 civarında olur düşünüyoruz. Ortalama faizimiz ne? 21. İşte yılbaşı 24-25'te, şimdi düştü, daha düşecek. 21. Topladığımızda 37 yapıyor. Onu ikiye bölersek 18,5 elde ederiz. Onu da yıllık 18,5 doların artması lazım. Onu da 12'ye bölersek aylık 1,54. Hı hı. Şimdi bu ne demektir? Yıl başında doları 5300'de başladık. 5300'ün 1,54'ü 82 lira yapar. Siz bu ülkede doları her ay 82 lira artırmak zorundasınız. Artırmazsanız şayet, artırmazsanız ithalat patlar, ihracatçının da yüzü ekşir. Çünkü elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı, iş ücretleri çıktı. Adam yaptı, üretti, gönderdi, dolar artmıyor. Yani bunu, bu dengeyi götürmemiz gerekiyor. Nasıl götürelim bu dengeyi? Şimdi bir de bunun şöyle bir güzelliği var. Bizde dalgalı kurumuz var ama dalgalı kurun da bir dayandığı bir yer olacak. Dalgalı kur nereye dayanıyor? Enflasyon artı faizin ortalamasının aylık artışına bağlı. Şimdi ben sizden bir alüminyum alacağım. Siz alüminyum toptancısınız. Diyorsunuz ki işte 2 ay, 3 ay, 5 ay vade yap diyorum size. Ya doların ne olacağı belli değil. Peşin veriyorum. Çek kabul etmiyorum diyorsunuz. Ticarette duruyor. Oysa ki bu formülle ilerlesek, ha ben sizden 5 aylık çekle istedim mi? 5 tane 82, doların kuru şimdi nedir? 5700. 5 tane 82 ne yapar? İşte 500 lira yapar diyelim. Üstüne korsunuz. 6200'den ben çekimi keserim ve iş yaparım. Ben ticaretim döner. Yani burada da mutlak surette doların nereye gideceği, gitmeyeceğinin bir bilinmesi gerekiyor. Bu formülle devam edersek, işte bu sene yıl sonunda 6,24 olacak olması gerekiyor. Bu kadar net. Net olarak söylüyorsunuz. Tabii ki. Evet. 6,24 devam ediyoruz.
Gelecek yıl 2020'de 6-24'te başladı. Yine 2020'de efendim şöyle yapalım. 2020 ocağında 6024. 2020'nin enflasyonu 9 olsun. Banka faiz ortalaması 13 olsun. Topladığımızda 22. 12'ye bölersek 11. Yıllık 11 artacak. Onu da 12 aya bölersek ayda 0.92 yüzde artması lazım. Bu da neye hesap ediyor? 58 liraya. Yani gelecek sene 12 tane 58 artacak. 6240'la başladı. 6980 olacak. 2021'de aynısını düşünürsek, o zaman enflasyon 7'ye indi. Banka faizlerinin 10'a indiğini düşünürsek yine 17 yapıyor. Ortalaması 8,5. Ayda 0.71 artması lazım. Orada da 50 lira artacak. Ve 2022'de bunu denediğimizde 2022'nin sonunda dolar fiyatımız 8.04 olacak. Şimdi 2023'te hani konulan bir hedef var. İhracat 500 milyar dolar olacak. Evet. 500 milyar dolar olmasın, 380 milyar dolar olsun. İthalatımızda ondan 50 milyar dolar eksik olursa 330 milyar dolar. Bu sefer 8.04 ile başlayan dolar fiyatı geri gelmeye başlayacak. 2024'te, 25'te, 26'da çıkarken 5 seneye nasıl çıkmışsak geri geldiğinde ve 2028'e aynı formülle getirdiğimizde doların 3.900 lira yani 3.90 olduğunu göreceğiz. Banka faizlerinde %2.5 olduğunu göreceğiz 2028'de. Bu doğru bir şeydir. Bunu uyguladığımızda buraya gidersiniz. Tam burada bir küçük ara vermiş olalım. Bu kısa arada reklamları izleyeceğiz. Reklamlardan sonra Sayın Ahmet Ahlakçı ile özellikle iş dünyasının içinden yaptığımız bir sohbet var. Onu devam ettireceğiz. İmza devam ediyor. İmzada bu akşam konuğumuz Ahlakçı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlakçı. Ve Ahmet Bey, evet hemen araya gitmeden önce konuştuğumuz doların, dolayısıyla dövizin işte önümüzdeki dönemde olması gereken yerle ilgili hem bir basit formülle aslında açıkladınız hem de bir tahminde bulundunuz. Tabii 7 yıllık seyrini açıkladım. Evet. 2023'ün başında 8040 lira yani 8.04 olacak. 2028'in başında da tekrar 3.90 olacak. Evet. Ve faizleri de banka faizleri de %2.5 olacak. Evet. Bu formülle gidersek. Peki yine şu anda tabii gündemimizde yoğun olarak faiz var. Türkiye'nin gündeminde var ve doğal olarak iş dünyasını çok etkiliyor. Merkez Bankamızın önümüzdeki günlerde toplantı tarihleri var. Evet. Hemen bir tanesi işte 12 Eylül'de, 24 Ekim'de ve 12 Aralık'ta. Evet. Sizin buna dayalı olarak da olması gerekene dair mutlaka bir tahmininiz vardır. Evet. Bununla ilgili nasıl bir tahminde bulunuyorsunuz? Şimdi Merkez Bankamızın yıl sonuna kadar kalan toplantısı 3 tane. Birisi 12 Eylül, diğeri 24 Ekim, diğeri 12 Aralık. Yine Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın 18 Eylül, 30 Ekim ve 11 Aralık. Avrupa Merkez Bankası'nda bizimkiyle aynı 12 Eylül, 24 Ekim ve. Şimdi Merkez Bankamız hem dünya konjonktürü hem de Fed'in 18 Eylül'de 0.25 puan dolar düşürmesine karşılık bu hafta yani 2 gün sonra biz Merkez Bankamızdan %3.5 faiz indirerek 19.75 olan faizi 16.25 inmesini bekliyoruz. Yani bizim grup olarak Merkez Bankamızdan ülkemiz için her şey uygun. Piyasaların iki gündür doların fiyatının da onu o beklentiyi satın aldığı gösteriyor. Ve 16.25'e inmesini bekliyoruz. Şimdi Eylül ve Ekim ayındaki yüksek baz etkisini de değerlendirdiğimizde enflasyonda bu ay %9 çıkacak. Yani Eylül enflasyonunun ben %9 çıkacağını tahmin ediyorum. Buru yenecek. Şimdi bu da Merkez Bankamızın faiz indirimi konusunda elini güçlendiriyor. Merkez Bankası yıl sonuna kadar 3 toplantıda toplam 7 puan faiz indirmesi
gerekiyor demeyelim, biz onu bekliyoruz. Ve 7 puan faiz indirdiğinde burada 3,5 indirecek. Bundan sonrasında 1,75, 1,75 veya 1,25, 1,75 indirdiğinde yıl sonu faizimizin %12,75 düzeyine gelmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi ayın 12'sinde ilan edilecek o kararı merakla bekliyor olacağız. Sizin tahmininiz? Bizim tahminimiz 3,5. Evet. %3,5 ineceğini, indireceğini bekliyoruz. Evet. Bundan önceki 4,25'i de biz ahlakçı yatırım olarak 4 diye tahmin etmiştik. Evet. Efendim, onu şey yapıyoruz. Bu ülkemiz için çok iyi bir şey. Yani yatırıma dönecek, efendim, üretime dönecek. Bir ülkedeki faiz eğer yüksekse her yeri kilitliyor. İşte geçen seneden bugüne kilitlendi. Bunların hepsi çözülecek ve çok bu faizin buraya gelmesi iyi olacak diye düşünüyoruz. İnşallah merakla bekleyeceğiz. İnşallah. O gün yapacağımız özel yayınlarla da zaten biz bunu da takip ediyor olacağız. Şimdi sizi bulmuşken demin programımızın ilk bölümünde altınla ilgili özellikle konuştuk. Altının işte üretimini konuştuk, rafine edilmesini konuştuk, dağıtılmasını konuştuk. Ama altının anlamını, önemini ve tarihçesini siz mutlaka yıllardır bu işi kendinize hem iş hem de öte yandan da bir başka hobi edinerek bütün dünyada aslında araştırdığınızı biliyorum. Evet. Altının öyküsü neden bu madde özellikle insanlık tarihi boyunca bu kadar kritik ola gelmiş? Şimdi efendim, altın Allah'ın yarattığı, insanların doğada bulup şekillendirdiği ve hiç kimsenin birbirini aldatamadığı çok özel bir varlıktır. Şimdi altının milattan önce 6000 yıllarında varlığı biliniyor. Çıkarılıp işlenmesi milattan önce 3500 yıllarında yaygınlaşıyor. Biz ticarette bir kuralımız vardır. Borç gerçek, alacak hayaldir. Yarın sabah borcunuz varsa siz bu gerçektir. Ama yarın sabah gelecek paranız varsa o hayaldir. Ne zaman ki gelip kasanıza girene kadar. Şimdi tabii bütün şeye, dünyaya baktığımızda altın gerçek, tüm dünya paraları hayaldir. Tüm dünya paraları. Tabii ki. Yarın sabah doların tedavülden kalktığını düşünün. Kaldırabilir Trump. Avrupa Merkez Bankası. Bu kadarını da bekliyor musunuz? Kaldırabilir. Ama altını dünyadan kaldıracak ne bir devlet başkanı ne de bir güç vardır. Altın böyle bir şeydir. Sonra altının diğer özelliklerini sayarken insan vücudunda belli oranda altın vardır. Altının verdiği moralle kanseri tedavi ettiği söylentiler arasındadır. Hı hı. İşte adam kanser olmuş, tedavisini bulamamışlar. Eve bir kasa almışlar, 100 kilo altın koymuşlar, külçe altın. Adam her sabah gidiyormuş, açıyormuş. Diyormuş ki ey altın, dünyada bütün paralar kalksa, yeni kurulan dünyada senin yine bir gücün var diye kanseri tedavi ettiği söylenir. Altın 10 bin yıl geçse bile hiç bozulmaz. Katı, taşınabilir ve zehirleyici olmayan bir madendir. Parlak sarı renkte tüm metaller ise paslanıp oksitlenebilir. Altını çok özel yapanlar da bunlardır. Ayrıca altın yenilebilir bir madendir. Yenilebilir evet, bir madendir. Evet, yenebilir altın. Yani tozu yeniyor, yemeklerde kullanılıyor. 2019 yılı ikinci çeyrek Dünya Altın Konseyi raporuna göre yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldığı hesaplanırken dünyada 57 bin ton daha altın rezervi kalmış. Başka yok. Yani 185 bin ton, 57 bin ton da 242 bin ton dünyada altın var. Yani insanlar parayı basıyor, her şeyi basıyor ama iki elementi birleştirip altın yapamıyorlar. Ayrıca yine bu raporlara göre, aynı rapora göre merkez bankaları 2019 yılının ilk 6 ayında altın rezervlerini 374 ton artırdı. Son 19 yılın rekoru bu. Bu alanda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızda yılın ilk yarısında yaklaşık 61 ton altın alarak stoğunu 320 tona çıkarttı. Dünya merkez bankalarını incelediğimizde Amerika Birleşik Devletleri 8133 tonla birinci ve varlığının %76'sını altın tutuyor.
Almanya 3.366 ton varlığının %72'sini tutuyor. IMF 2.814 ton, İtalya 2.451 ton varlığının %68'ini, Fransa 2.436 ton altın tutuyor, varlığının %61'i, Çin'de 1.936 ton var, varlığının %3'ü, Rusya'nın 2.219 ton altını var, %2'si Türkiye'nin 320 ton altını var, varlığının %16'sı. Altın tarihinde en yüksek 6 Eylül 2011'de ons fiyatı 1921'i gördü. En yüksek. En yüksek. Sorarsanız bu yıl sonu ne olacak diye, ben yıl sonunda altının onsunun 1650 olacağını, TL bazında da fiyatının gramının 315 TL olacağını tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi altını konuştuk. Tabii siz bunu sıkça vurguluyorum. Böyle özellikle işin pratik veya teorisinden ziyade içinde olmanız hasebiyle zaman zaman özellikle Türkiye'nin de buna çok ihtiyacı olduğu için farklı alanlarda farklı projeler geliştiriyorsunuz. Evet. Ve bunları bazen özel sohbetlerde, bazen işte bizimki gibi programlarda dillendirdiğinize ben tanık oluyorum. Evet. Mesela bu manada yine sizden dinlediğim bir şeyi burada canlı yayında tekrar sormak isterim. İşte kesilen her faturanın sigorta edilmesinin mutlaka ülkeye kazandıracağı ile ilgili bir çalışma yaptığınızı biliyorum. Evet. Mesela bunu gerçekten de bizim izleyenlere çok yalın bir biçimde anlatacak olsak, bu kesilen faturaların sigortalanması projesi diye sizin gündeme getirdiğiniz bu fikir nasıl bir fikir, nereden aklınıza geldi ve nasıl açıklarsınız bunu? Teşekkür ederim. Şimdi fatura sigorta işi Türkiye'nin en önemli işi. Türkiye'de şirketler neden batıyor? Birincisi tahsilat yapamıyorlar. Malı üretti, verdi, veresiye deriz biz Anadolu'da, onu alamıyor. İkincisi de nakit akış tablosunu doğru yönetemiyor. Ama en önemli neden birinci nedendir. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki bir KOBİ geliyor, buranın işte mobil işlerini yapıyor. Size diyor ki 500 bin lira anlaşıyorsunuz, faturayı kesiyor. Bir çek veriyorsunuz. 3 ay sonra o çeki ödemezseniz size bir şey olmuyor. Ama o KOBİ 15 kişiyle çalışıyor ve ödenmezse işte dükkanına kara kilit vuruyor. Bunun için diyoruz ki biz devletimize bu fatura sigortalanma işinde KDV'miz %18. Devlet %2 fedakarlık yapsın. 16'ya insin. Faturayı kesen de %2 fedakarlık yapsın. %4 bir fon oluşuyor. Bunun adına sigorta diyoruz. Ve sigortamız da hazine bünyesi içinde olacak ama reasürans yapılmayacak diğer dış ülkelere. Çok karlı bir şey çünkü. Şimdi 500 bin liralık bir faturada, fatura 500 bin lira, KDV'si %16'dan 80 bin lira, sigortası da %4'ten 20 bin lira. Faturayı kesen 10 gün içerisinde sigortayı, sigorta parasını devletimize yatıracak. Dolayısıyla bu sigortalanmış bir fatura olacak. Karşında çek alabilir veya çeki senedi yoksa o müessesenin faturayı ödeyeceği tarihi kabul ediyorum diye üstüne imza atabilir. Sigortasında yatırınca eğer bu ödenmezse devlet bir gün sonra ödeyecek. Kuralı bu. Şimdi bir gün sonra ödeyecek ve artık kimsenin çeki senedi karşılıksız çıkmayacak. Bir gün sonra şu demek, ben hobiyim, yaptım, bu param ödenir mi 2 ay sonra, ödenmez mi diye bir endişem yok. Ben işime devam ediyorum, istihdamı fazla artırıyorum, daha büyütüyorum işimi. Bankaların çek senet efendim karşılığı çıktı çıkmadı davası yok. Adliyede de çek senet davası yok. Öbür tarafta şöyle peki, bir şey. Peki bunun mesela benzeri veya aynıyla uygulandığı dünyada başka ülkeler var mıdır? Yok. Yok. Bu Türkiye'ye has bir model. Kimseden örnek alınan değil. Peki bunun suistimali söz konusu olabilir mi? Her şey olabilir. Şimdi siz faturayı kestiniz. 3 ay sonra parayı ödeyeceksiniz. Bu KOBİ'ye, bu işletmeye 3 ay içinde bir malzeme alım için para lazım oldu. Bankaya gidiyor, diyor ki ben sana veririm 300 bin lira, faturası 500-600 bin lira. İpotek istiyor, imkanı yok, faturayı bekliyor, ona göre veresiye alıyor. Halbuki bu devlet bunu sigorta ettiği için bu artık kıymetli bir evrak. Ve bankalarda teminat mektubu yerine geçecek. Bankalarımızın önü de açılacak. İşte teminat mektubu, devlet sigorta etmiş bunu.
İşte o KOBİ'ye 300 bin lira kredisini verecek, o da malzemesini alacak. Şimdi bu o kadar bankacılığı da büyütecek ki, artı bir de şu anda büyük bir sayıda %35'lere varan kayıt dışımız var. Bu söyleniyor zaman zaman. Hı hı. Bu kayıt dışı kesim de ya biz de fatura keselim, sigortaya biz de girelim diyecek. Gayri safi milli hasılamızın 850 bin dolar olduğu düşünülürse efendim, ve bununla birlikte 1 milyon 250 bin dolara çıkacak gayri safi milli hasılamız. Bunun %4'ü 50 milyar dolar olacak. 50 milyar doların Türk parası karşılığı 300 milyar TL olacak. 150'sini, yarısını verelim, hiçbir şirket batmaz. Diğer yarısı da bizim hazinemize kalacak. Bunun sahtesini veya hayalisini yapanlara da, işte Amerika'da her suç işle ama vergi suçunu işleme. Efendim, her 100 bin lira için, 100 bin lira için ben size fatura kestim, siz bana çek verdiniz, aldattık devleti, direkt yetimin hakkını soyduk devleti. Başka dolaylı değil, niteliklinin de üstünde bir şey. İnfaz yasalarına tabi olmadan her 100 bin lira için 6 ay hücre hapsi yatacak. Bunun için buna kimse tevessül etmez ve ülkemizin gelişmesi, ülkemizin her şeyi faturalı olacak. O kadar bir Türkiye'nin önünü açacak proje ki inşallah gerçekleşir diye düşünüyoruz. Peki bunu epeydir gündeme getiriyorsunuz. Tabii, bununla ilgili bir senedir gündeme getiriyorum. Bunun yapılması lazım diye. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Özellikle bu işin ilgililerinden aldığınız tepkiler nasıl? İlgililerinden bu güzel bir proje, yapalım bakalım deniyor. Ama inşallah bir netice alınacak bir iki ay içerisinde diye görüyorum. İnşallah. Peki kesin ithalat yoluyla gelen altının ücretinin yine ülkede kalmasıyla ilgili de ben sıkça bununla ilgili de özellikle fırsat bulduğunuzda bunun esasen Türkiye'ye kazandıracak bir düzenleme olduğunu gündeme getiriyorsunuz. Bu nasıl olacak veya neden böyle bir özellikle öneriyle geliyorsunuz? Şimdi şöyle, biz de kesin ithalat yoluyla bir altın getiriyoruz. İthal ettiğimiz firma diyor ki bu altının parasını gönderme. Ben Türkiye'de ev alacağım, arsa alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Biz hayır diyoruz. Gönderiyoruz, oraya gönderince diyoruz ki sen çantaya koy, al gel. O zaman bulunduğu devleti bize o parayı göndermiyor. Biz diyoruz ki nasıl ki bir ihracat yapıyoruz, ihracatımızın %80'ini 6 ay içinde getirip bankalarımıza bozduruyoruz ama %20'sini serbest bırakıyoruz. O ülkelerinde %20 değil de %100'ü serbest. Onlar ihracat yaptık diye Türkiye'ye yapıyorlar, gönderiyorlar. Biz ithalat yapıyorsak o da ihracat yapmış demek oluyor. Bu parayı ülkelerine getirme gibi bir zorunlulukları yok. Ama bizim ne yapıyoruz? 32 sayılı kararımızda diyoruz ki ithal edilen şey banka yoluyla parası gönderilir. Tamam, gönderdiğimizde o devlet adamın parasını göndermiyor. Bunu eğer yaparsak ithalat yoluyla gelen, katı ithalatta gelen altının parası efendim bizim ülkemizde kalmasını bir yönetmelikle sağlarsak buradan en az yılda 5-6 milyar dolar gelir. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bizim şimdi ihracatımız, mücevher ihracatımız 4,5 milyar dolar. Dubai'ninki 14,5 milyar dolar. Dubai'de üretim de yok. Aldığı sattığıyla. Biz şöyle baktığımızda altın açısından dünyada 5 pazardan biriyiz. Hı hı. Bu 5 pazarımız Çin, Hindistan, Amerika, Rusya. Yine 3 üretici ülkeden biriyiz. Türkiye, Hindistan ve Çin. Yine aynı zamanda üretimden ihracat yapan iki ülkeden biriyiz. Bu biri İtalya, biri Türkiye. Üretimden ihracat yapıyoruz. Şimdi öyle bir şey ki Dubai'ye adam yanında yolcu beraberinde 3 kilo altınla gidiyor. İstediğini alıyor. O kuyumcudan 300 gram, 500 gram çıkarken de faturasına çıkıyor. Şimdi bizim ülkemize yalnız da dolarla, istediğiniz dolarla girebilirsiniz. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon dolarla. Kambiyo mevzuatımız buna müsait. Buna müsait. İster deklare edin, ister etmeyin. Giriyorsunuz ülkeye ama altınla giremiyorsunuz. Peki diyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyetlerinde, Özbekistan'da, Afrika'da insanlar dolara ulaşamıyorlar. Neye ulaşıyorlar? Kendi paralarıyla oradan gidiyor, altın alıyor. O altın yani bir finansal ödeme aracı. O altını bize getirecek. Bizdeki işte 15-20 gün seyahatini yapacak, turizm geliri yapacak. Kalan 2,5 kilosuna da çeşit alıp gidecek ülkesine. Biz bunu yaptırmıyoruz. Peki
dolarda serbestiz de neden altında değiliz? Dubai bunu yaptı. Bizim 3 katımız. Eğer bizde de yolcu beraberinde 3 kiloya, 3 kilo dediğimizde 150 bin dolar. Aynı yolcu 1 milyon doları getiriyor, bir şey demiyoruz. Ama 150 bin dolara hayır, altın bize giremez diyoruz. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Ve düzeltildiğinde sade mücevher ihracatımız 12 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. 4,5 milyar dolardan. Bütün dünya bekliyor. Artı şimdi biz yakın coğrafyamızda mesela Yemen'den, Libya'dan, Sudan'dan, Suudi Arabistan'dan bize insanlar gelecek. Efendim bunlara vize vermede biraz cimri davranıyoruz. Yani bunların vizesinde bu coğrafyada kuyumcu deyince yani en az ülkemize 3-5 yıllık çok girişli çıkışlı vizenin verilmesi lazım. Ki iş yapalım. Biz yani Dubai ne oluyor? Biz dünya ticaretinde çok güzel bir yerdeyiz. Hem inanılır insanlar olarak görülüyoruz. Bunun yapılması lazım. Biz devletimizden şunu bekliyoruz. 3 kiloya kadar yolcu beraberinde insanlar altını getirsin. Türkiye'de ne ihtiyaçları varsa görsün. Kuyumculardan çeşit alsın, onu alsın, bunu alsın, diğer sektörlere de yansır. Çıkarken de faturasıyla alsın çıksın. Evet. Yine sizin sıkça gündeme getirdiğiniz özellikle turizm alanında ülkenin güçlü kası da olması hasebiyle bir başka projeniz, onu sormak istiyorum. Aslında bizim insanımızın şimdi dünya ile kıyasladığımız zaman farklı bir özelliği var. Mesela siz biz işte çocukluk yıllarımızdan hatırlayacağız. Evimizde bir odanın misafirler için ayrıldığını ve o odanın kullanılmadığı dönemleri biliriz. Bunu artık epey bir geride bıraktık ama yıllarca bu böyle ola geldi. Buna çok benim benzettiğim, sizin de atıl bir kapasite olarak gördüğünüz şimdi yazlık kullanımı var. Şimdi Türkiye'de pek çok insanın işte belki yılda çok birkaç haftalığına kullandığı sahil yörelerinde yazlıkları var. Ve burada inanılmaz bir kapasite var. Evet. Bununla ilgili, bunu değerlendirmekle ilgili bir yine öneriniz olduğunu biliyorum. Bunu nasıl, ne yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Şimdi yazlıklarda o kadar cömert yazlık yapmışız ki ve çok modern yazlıklar yapmışız. Akdeniz'den alın, Ege'yi dolaşın, Karadeniz'e gidin, her yerde. Bunu bir ay kullanıyoruz. Ortalaması 2 ay olsun. 2 aydan sonra veya herkesin devlete vermesine göre devletimiz kiralamalı. Neyle kiralıyor devletimiz? Türk parasıyla. Kiralamalı ve deniz kıyısındakilere işte 100 bin lira, içerilerdekilere 50 bin lira, 70 bin lira. Hem bakımını yapar, herkes memnun olur. Ve dünyaya demeli ki kim bizim ülkemize gelir de 15 gün konaklarsa konaklama bedeli almayacağız. Bir sürü erken emeklilerimiz var. Onlara da mihmandarlık görevi verilerek maaşları 1/3 oranında artırılabilir. Bunlar uçaklarımız gelecek, efendim onlar kazanacak, her şey kazanacak. Şimdi bir turist geldi. 15 gün duracak, konaklama parası vermeyecek. Sabah kahvaltı yapacak, öğlen esnafa gidecek, yemek yiyecek, akşam eğlencesini yapacak. Size soruyorum, bir turist 500 dolar 15 günde harcamaz mı? Harcar. Peki, şimdi 40-50 milyon turist geliyor. O zaman bize 150 milyon turist gelecek. 150 milyon turisti uçaklarımızla götürüp getireceğiz, taşıyacağız. Herkese faydası var. 500 dolardan 75 milyar dolar gelecek. Turizm kazancına biz 0'a 100 deriz. Yani işte biz şimdi bir ihracat yapmak için, 100 dolarlık ihracat yapmak için ortalamayı çıkarıyoruz. 61 dolarlık ithalat yapıyoruz. Aradaki bize 39 kalıyor. Ama turizmde 100'e 100 kalıyor. Bu çok önemli. Artı bir de bu ihracata mesela şöyle bir şey verilmeli. %5 de Türk parası kredi verilmeli. Ne verdiniz? İşte 150 milyon verdi Exim Bank veya devletin desteklediği devlet bankalarımız. Demeli ki ben sana ihracat için verdim. 150 milyon TL verdim. Dolar karşılığı ne yapıyor? 50 milyon. Sen bunun 3 katı bana ihracat yapacaksınız. Bu denirse bizim ihracatımız uçar. Yani şimdi özel bir teşvik kredisi. Tabii biz Exim Bank'a çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kuruluna, genel müdürlüğüne, efendim 0.65 şeyde faiz oranıyla 8'de aylık ihracat kredisi veriyorlar. Ama dolar veriyor, euro veriyor. Bunu
Türk parası verir de, Türk parası verir de ve dolar karşılığının 3 katı istesin, 4 katı istesin, bunu ihracatçı buna uğraşır ve bunu yapar. Artı dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı katılım bankalarıyla ilgili açıklamalara canı gönülden katılıyoruz, destekliyoruz. Geçen seneki Ağustos şokunun yükünü çeken kamu bankaları, yönetim kurulu başkanlarına, üyelerine ve genel müdürlerine ülkem adına teşekkür ediyorum. Şokun daha derinleşmemesi için proaktif davrandılar. Sahaya indiler, reel sektörün yanında oldular. Onlar için de bu yeri gelmişken çok teşekkür ediyorum. Peki, aslında süremizin sonuna da yaklaştık. Son sorumuz şu olsun. Bence tabii konuşulacak başka şeyler kaldı. Aslında benim kaldı de sormaya niyetlendiğim çok şey var. Piyasamız var, 5 gün 24 saat. Onu kısacık anlatayım, öyle sorar mısın son sorumuzu? Tamam, olur o zaman. Şimdi, dünyanın en kötü ülkesinde bile o ülkenin parası 5 gün 24 saat açıktır. Hı hı. O ülkenin merkez bankası ve kamu bankaları bunu takip ederler. Bizim ülkemizde Viyop piyasası şudur, vadeli işlemler, evet, ve opsiyon piyasası. Bizim ülkemizde her neyse 18-15'te devlet memuru gibi tatil oluyor. 18-15'ten sonra dolar, TL fiyatımız önce Amerika'nın batının elinde, gece 1.30'dan sonra da Asya'nın elinde kalıyor. Buradaki spekülatörler atak yaptırıyorlar. İşte 10 gün önce gece 5700'lük, 5.70'lik fiyatımızı 6.40'a çıkarttılar. Bizi bayramdaki Arjantin bozulmasına, o bozulduysa Türkiye'de bozulur falan filan diye onu yaptılar. Sonra baktılar ki Türkiye sağlam duruyor, Türkiye'de ekonomi daha iyi gidiyor, her şey daha iyi gidiyor. Bunun acilen yapılması lazım. Öyle bir atak yaptırmak isteyen varsa Merkez Bankamız ve kamu bankalarımız tepesine vurur, bu da dolara istikrar sağlar. Evet, son sorumuz da o zaman şu olsun. Tabii büyük bir grupsunuz, yaptığınız faaliyetleri hasbelkader konuşmaya çalıştık bu kısıtlı zaman zarfında. Evet. Sosyal sorumluluk ya da kültür sanat alanında biz işte ticaret yapıyoruz ama yaptığımız ticaretin ötesinde de bizim üzerimize düşeni yerine getirmek için sosyal sorumluluğumuzu da bir hakkın şu alanda şöyle yerine getiriyoruz veya kültür sanat alanında da bizim ülkeye, ülke kültürüne, ülkü sanatına şöyle katkılarımız oluyor diyeceğiniz farklı çalışmalarınız da var mı? Var. Ben her iş adamına da bunu öneriyorum. Mutlaka bulunduğu ile bu tür sosyal sorumluluk projesinde her şeyi yapmaları lazım. Hepimiz kalkıp İstanbul'a gelirsek bunun sonu yok. Biz geçen sene bizim Çorum Sporumuz ikinci lige çıktı. Bu sene onun ana sponsoruyuz. Onu destekliyoruz her haliyle, her şeyle. Efendim yine Çorum'da bir gençlik merkezi kurduk. Gençlere sahip oluyoruz. Efendim yine Ahlatçı Eğitim Sağlık Vakfı'yla eğitime, sağlığa, Çorum'da ne olursa onların hepsine destek veriyoruz. Vallahi ben hem bugünkü katılımınız dolayısıyla hem de özellikle Türkiye ekonomisine dair normal gidişatın dışında işte şunlar yapılabilse diye onlarla ilgili getirdiğiniz projeleri ilgililerin özellikle dikkate alması isteğiyle size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Evet, imzada bu akşam Ahmet Ahlatçı konuğumuzdu. Kendisiyle her zaman olduğu gibi hem kendi ticari faaliyet alanlarını konuşmuş olduk ama öte yandan da Türkiye'nin kendi potansiyelini doğru kullanmasına dair tekliflerini, önerilerini, projelerini dinlemiş olduk. Haftaya imzada bir başka konukla burada birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.